Değerli dostlar merhabalar. Bizlerin ekonomisini anlattığım EkonomiBiz kanalına hoş geldiniz. Borsa İstanbul kapanış değerlendirmesini konuştuk. Bu yayınımızda da küresel piyasalara ve küresel piyasalarda güçlü bir şekilde devam eden artık tepki statüsünde aşan yükseliş dalgasının ne noktaya doğru gelebileceğini konuştuğumuz bir yayında karşınızdayım. Evvela hoş geldiniz. İnşallah iyisinizdir. Ben yayınıma başlarken sizlerden ricam yayınlarımızı beğenmeyi ve yorumlarla destek olmayı ihmal etmeyin. Evet, Japonya'da yaşanan faiz artırımı yine istihdam piyasasına ilişkin ABD'de gelen veriler derken biliyorsunuz piyasalar tarafında ciddi bir şok sarsıntısı olmuştu. Nikkei Japon borsası %13'lük bir negatiflikte fiyatlamalara girmişti ve bütün piyasalarda sert bir tokat yedi. Bu tokadı yiyenlerden bir tanesi de biziz. Aynı zamanda bizim piyasamızda ekstra olarak sanayi üretiminde daralma, işsizlikte beklentilerden çok ciddi artış gibi noktalar dikkat çekiyordu. Onlar da piyasalardaki hacimleri aldı götürdü. Biz yurt dışı piyasalardaki tepkiyi veremedik bile. Onların dışında yine anlatmaya çalıştığım benim bazı temel sanayilerimden bir tanesi var. O noktaya doğru da piyasa ilerliyor. Ucuz dolar endeksi. Buraya doğru bakalım gidebilecek miyiz? Özellikle benim şurada takip ettiğim bir 101 seviyesi var. Bu 101'ler aşağı yönlü kırılıyorsa dolar endeksinin sistematik olarak ucuzlaması önümüzdeki süreç itibariyle aslında piyasaları dolar karşısında daha pahalı hale getireceğinden piyasalar adına bir tehdit olabilecek ve Fed eline bir yandan da ucuzlamış dolara karşı alabileceği reaksiyonlarla bir sopa daha almış olacak. O yüzden dolar endeksinin aşağı yönlü gelişi piyasalar tarafında doğrudan doğruya borsaları trade etmeyi biraz daha zorlaştıracak. Çünkü ucuz dolar piyasalar tarafında bir gerçeklik haline dönüşecek. Euro dolar paritesinin yukarıya doğru gitmesi mümkündür. Fakat bir yandan da piyasaları sarsabilecek önemli olgulardan bir tanesi hala masadan kalkmamış. Biraz Japonya tarafından yatıştırılma çabası içerisine doğru girilmiş olan şurada Japon yeni arkadaşlar. Japon yeni tarafına baktığım zaman Japon yeni tekrar kafasını o trende sanki bir onay almış gibi büktü. Günlük grafiklerde şurada 148-150 bandının üzerine doğru çıkmasını istiyordum. O 150'lerin üzerine çıkamadı. Tekrar bakın bir günlük mum, ikinci mum tekrar aşağı. Şöyle 145 ve aşağıda 140-139. Buralar aşağı yönlü kırılıyorsa Japon yenindeki değerleme süreci buna benzer bir rotaya doğru giriş risk yaratır. Bakın bir yanda faiz indirecek Amerika'yı konuşuyorsak bir yanda da faiz artırmış ve önümüzdeki süreç itibariyle acaba tekrar artırır mı buna benzer bir aksiyon alır mı diye konuşacağımız bir Japon yeni var ve o nedenle Japon yenine ilişkin hususlar önümüzdeki süreç itibariyle de piyasalar adına güncel anlamda bir risk olarak bulunmaya devam edecektir. Bunu da bir en azından kaygı olarak anlatalım. Bu da masadaki diğer kaygılardan biri olacak. O yüzden piyasalara özel faizler iniyor. Piyasa sert bir coşkuya doğru kalkıyordan ziyade faiz indirimlerinin gündeme geldiği ve faiz indirim beklentisiyle piyasaların uçacağı kaçacağı düşüncesi varken gelen Japon yeni hadisesiyle beraber trend diplerinde 5100'lere kadar zar zor kendini toparlayabilmiş, sonrasında atak yapabilmiş borsaları unutmayın. Bakın bugün faiz indirimleri konuşulacaksa piyasanın geldiği noktayı şöyle görebilirsiniz. Güzel de bir tepki aldı. Mesela S&P 500 benim takip ettiğim trende tekrar girdikten sonra %9'luk yukarı yönlü bir hareketlenmeye imza attı. Ve burada takip edeceğim çok güçlü dirençler var. 5670, 5700 gibi seviyeler. Buraları yakın takip edeceğim. Hani burada dolar endeksinin aşağı yönü geldiği, euro doların yukarı gittiği, Japon yeninin aşağı geldiği ama borsaların yukarı gittiği bir tablo. Önümüzdeki süreçte aslında bu borsaları tepeden aşağı yönü indirebilirler demek. Eylül ayındaki belki Eylül ayına doğru giderken ya bir düzeltme ya da 52. hafta sonrasında başlayan bir düzeltme dalgası gündeme gelebilir. O açıdan bunlara dikkat edeceğiz. Pek çok alanı da besliyorlar. Mesela bir yanda maymun çiçeği virüsü hikayesini beslemeye devam ediyorlar. Medyada bir miktar yer buluyor. Japonya ile alakalı bir aksiyon aldılar ve orada 2-3 yıllık devam eden yen değersizleşmesi dolara karşı ciddi anlamda zayıf kalmış bir yenin görüntüsünü şimdiden değiştiriyorlar ve bunlar piyasalar tarafındaki ana dinamikleri bozuyor. Tam da ne zaman faiz indirimleri konuşulacağı zaman hiçbir sürpriz değildir. O açıdan piyasalar tarafında ani sarsılmalara karşılık yakın stoplu hareketlerde bulunmak daha sağlıklıdır. Fakat şunu söyleyebilirim. Evet bu piyasalar bozulsa da belirli bir crash, belirli bir hani ciddi düzeltme rotası içerisine doğru girseler bile şu rahatlıkla ifade edilebilir ki bu piyasaların ana trend eğilimleri yukarı yönlü olacaktır ve bu piyasalar lehine olacaktır ama dediğim gibi hani uçuştan kaçıştan ziyade
aşağı yönlü gelişlerde değerlendirme alanı imkanlarını takip ederek ben bu piyasaları takip ediyorum. Eğer S&P 500'e takip ettiğim 5480 seviyesi kritik olacaktır. Dediğim gibi gerek Japon yeni hadiseleri ve Japon yeni ile ilişkin şu anki güncel teknik tablo da hala bir risk. Dolar endeksi tarafının çok sert aşağı doğru gelmesi bizim borsamızdan sık sık örnek verdim. Doları bugün 30 liraya, 28 liraya düşünün. Borsada hemen onu takip eder. Dolar bazlı çok pahalı kalıp tokadı yer. Eğer dolar endeksi çok aşağı gelirken piyasalar yukarıda kalırsa piyasada bir mazeretle bu tokadı indirir arkadaşlar. O açıdan yurt dışı borsalarda şimdilik dikkat etmek elzem olacaktır. S&P 500 5480 seviyesiyle takibi mümkündür. Nasdaq tarafı 17.700, 17.300 muhtemel dip olarak takip ediyordum. 17.440'lardan döndü. 19.700'lere kadar geldi. Ve şöyle 19.500'e yakın takip ediyorum. Bakın şuralarda ara dirençlerimiz var. 20.000 kıyılarında. Şurada 20.000 kıyıları. En son geldiği yere bakıyorum şöyle bir. Evet 19.800'lere kadar gelmiş. 20.000 kıyılarında. Ve şurada bırakmış olduğu boşluk sahası içerisinde 20.200, 20.100 gibi seviyelerde dirençlerimiz var. Yakın takibimiz 19.400'lerde olsun. Şuradaki 19.440'lar ve şurada günlük Kaufman'da iyi bir takip hattıdır. 19.150, 19.160. Buraların aşağısına doğru kaymak demek bu piyasalarında zayıflaması anlamına gelir. Nasdaq tarafındaki bu tablo dışında bir de Dow Jones'a bakalım. Dow Jones tarafı ne gösteriyor? Dow Jones tarafına baktığımda 40.300 seviyesi, 40.263, 40.300 buralar kıymetli görünüyor. Bakın şurada da daha evvelki son gördüğü zirveden oluşan bir trend şeması içerisinde baktığım zaman şurada da bir direnç sahasının göründüğünü, 41.000'lerin üzerine doğru gelen bir atağa ihtiyaç olduğunu görüyorum. 40.800'lerde ilave yükselişler için bu 41.000'lerin üzerine doğru çıkış lazım. 41.400 ve 42.500 yeni zirve aday bölgeler olur. Şimdilik dediğim gibi kanal dibinden milimetrik yukarıya doğru gitti. 40.300'ler aşağısı tekrar satış baskısı getirir. 40.263 tam olarak net değere. Eğer obsesifseniz onu da söylemiş olalım. Altın gümüş neler yapıyor? Oraya da bir şöyle bir hızlıca bakmak istiyorum. Altın tarafında bir miktar daha yükseliş bekliyordum. Bu yükselişin ilk noktası şu kanala kadar olabilir diye bakıyordum. Bu kanal 2540'larda gördüğü en yüksek seviye 2532 dolardı oldu. Gayet güzel. Yakında takip edilecek bölge 2500 psikolojik eşiğidir. Asıl takip edeceğiniz yer 2475 dolardır. Bakın bunu daha evvelki yayınında kaldıraçlı piyasalarda işlem yapanlar için de sıklıkla vurgulaya vurgulaya dilimde tüy biterek söyledim. Eğer bu ürünü siz trade ediyorsanız, short, long pozisyonlar kullanıyorsanız 2475 seviyesi aşağı yönü gerilemeden buranın gardı düşmemiş oluyor. O açıdan 2475 önemli olacaktır. Buranın üzerinde kaldıkça altının kuyruğu diktir diye düşünebilirsiniz. Ne zaman aşağı yönü gelişlerde alırlar diye bakarım. 2390 dolar anahtardır. Bu bölgelere kadar düşüşler nizamidir. 2475'ler kırılmadan altının kuyruğu diktir. Ve yukarıda kademe kademe her 20-30 dolarda bir yeni dirençler karşısındadır. 2540 dolar ve yine 2532-2540 dolar bandı. Akabinde 2577 dolar bandı ve 2600 dolar bandı bizim için önemli direnç sağlar olacakken 2475 dolar seviyesi aşağısı satış baskısıdır. İşte o zaman short pozisyonlar düşünürken o zaman düşünmek daha sağlıklı olur. Gram altın tarafında 2750 Türk lirasını direnç olarak takip edecektim. Gram altın tarafına baktığım zaman burada da iyi bir fiyatlamaya imza atıldığını ve benim kanalımın dibine kadar geldiğini söyleyebilirim. O açıdan dikkat edeceğim. Şurada benim takip ettiğim 2769-2770 gibi bir seviye var. 2756'lar da görülmüş. Hatta şöyle bir milimetrik bakmak istiyorum. Hani burası nereye tekabül ediyor? 2760'lara tekabül ediyormuş. Pardon arkadaşlar. Şöyle baktığım zaman 2763, 2750 8'ler görülmüş ve burada artık biraz dikkat gerekiyor. Bu 2763'ler yukarı yönü geçiriyorsa tamam 3000'lere doğru giden bir süreç konuşulabilir. Ama şimdilik bir miktar gerileme ihtimali masa tutularak takip edilmelidir. Aşağı yönü gelişler halinde 2630 ve 2530 seviyeleri iyi bir değerlendirme alanıdır diye bakarım arkadaşlar. Gram altın tarafını besleyen dolar Türk lirası olduğunda geri planda bırakmamak lazım. Darphane altın sertifikasına baktığım zaman orada da 28 liralara doğru giden bir rota, hatta 28-80'ler güçlü dirençlerdi. Anlattım. Bakın kanalın içerisine girdi. Gidiyor. Bunu 22-23 liralarda değerlendirilebilir alanlar, 23-24 seviyeleri pardon, değerlendirilebilir alanlar olarak okuduğum bölgelerde. Oradan alan biri %20 kârda şu an. O açıdan şimdi şurada da tepe bant olarak 28 lira 90 kuruş seviyelerinin güçlü bir direnç olacağını unutmamak lazım. Gelelim gümüş seviye cephesine. Hepsine şöyle bir bakmış olalım. Çok fazla ürüne bakıyorum. Dikkat ederseniz şöyle bir gümüş cephesine baktığım zaman orası da benim milimetrik şu 29-90-30 dolar bandındaki direncime kadar geldi. Buralara dikkat edeceğiz. Buraların üzerine çıkmasını görmek isteyeceğiz. Bu önemli. 28 dolar 54 sent buraların aşağısına gelirse zayıflamadır. Olası yukarı yönlü gelişler için 30 dolarların üzerine çıkan bir gümüşte 31,5-31,75 seviyeleri teknik direnç rolünde olacaktır.
Şurada ons gümüş tarafına baktığım zaman, altın gümüş rasyosuna baktığım zaman pardon, altın gümüş rasyosunda şu 85'ler aşağı yönlü kırılmalı ki biraz daha güzellik gelsin. Şu 84-85 bandı aşağı yönlü kırılıyorsa gümüş için pozitif olacak. Şimdilik dikkat, 87 sağları üzerinde tekrar risk teşkil eder diye bakarız. Şimdilik genel görüntü pozitif olsa da kritik sınırlara kadar getirilmiş. GMS TRF yine hafta sonu bunlara özel darphane altın sertifikasına ve buna özel bir yayın yaptım ki hani altın gümüşü sadece trade etmek, alıp satmak için nerelere dikkat edilir diye. Bakın GMS TR tarafında takip ettiğim bir trend vardı. Bu trendin direnci 207 lira 90 kuruş. En yüksek gördüğü yer 207 lira. Burası da kritik sınıra kadar gelmiş. Gerek GMS TR'de gerek darphanede önemli sınırlara doğru yaklaşıyoruz. Gram altın tam sınıra kadar geldi. Ons gümüş tarafı ara bir dirence kadar geldi. O açıdan buralarda dikkat edelim. Altın tarafında, gümüş tarafında yeni alımlar konusunda biraz çekimser olunabilir. Bahsettiğim seviyelerle takiplerini yapabilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın dostlar.